ekranlarınızdaydı. Yepyeni videoları Hangar Up'la karşınıza geldiler. Kendilerine geçtiğimiz sene içerisinde ülkemizde canlı izleme şansını elde etmiştik. 2 kişilik dev orkestra demiştim onlar için hatırlarsanız. 2 kişinin yaptığı bir müzik olarak son derece dolu dolu, gerçekten zengin geliyor kulağa. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki hani bir yerden sonra kendi tarzlarını biraz fazla tekrar ediyorlar. Gym Class Heroes ve Adam Levine düeti ekranlarınızdaydı. Adam Levine'in de ne kadar karizmatik bir adam olduğunu bir kere daha sanki bu videoda görüyor muyuz? Evet, programın ikinci yarısına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani hem yepyeni duman üzerinde tutan videolar var, hem de eskilerden özlediğimiz isimler vardı ki bunlardan bir tanesini özellikle çok ama çok seveceğinizi tahmin ediyorum. Ona geçmeden önce yine yeni tanıştığımız isimlerden biri, aslına bakarsanız Amerika'da şu sıralarda özellikle en çok tutulan kadın vokallerden biri. Özellikle So You Think You Can Dance yarışmasıyla ismini duyurdu. Çünkü bu yarışmada onun pek çok şarkısı kullanıldı. Onun şarkıları eşliğinde başta Mia Michaels ve Ters Teori olmak. Rasmus ekranlarınız ailelerinde Sheroz'la karşınıza çıktı. Rock'n'Coke'a geldiklerinde sene 2004'tü. Ben de üniversite 1'deydim. Amy Winehouse Dream TV ekranlarında sizlerle birlikteydi. Bence en güzel şarkısı Tears Dry On Their Own'la karşınıza geldi. Dünya üzerinde bir daha biri bana kimse aşktan ölmemiş derse buna Amy Winehouse örneğini vereceğim arkadaşlar. Gerçekten bana kalırsa Amy Winehouse aşktan öldü, aşk acısından öldü, fazla sevgiden öldü. Dolayısıyla bu da hani akıllara düşünecek başka bir konuyu daha getiriyor. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili ama sıradaysa yine son zamanların en güzel kadın seslerinden bir tanesi var. Bir anda bir şarkıyla ortaya çıktı ve o şarkı hepimizin ruhsal dünyasına alt üst etti. Hiç kimsenin bu şarkıyı ekranlarınızdaydı. Yepyeni videoları Hangar Up'la karşınıza geldiler. Kendilerine geçtiğimiz sene içerisinde ülkemizde canlı izleme şansını elde etmiştik. 2 kişilik dev orkestra demiştim onlar için hatırlarsanız. 2 kişinin yaptığı bir müzik olarak son derece dolu dolu, gerçekten zengin geliyor kulağa. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki hani bir yerden sonra kendi tarzlarını biraz fazla tekrar ediyorlar. Gym Class Heroes ve Adam Levine düeti ekranlarınızdaydı. Adam Levine'in de ne kadar karizmatik bir adam olduğunu bir kere daha sanki bu videoda görüyor muyuz? Evet, programın ikinci yarısına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hani hem yepyeni duman üzerinde tutan videolar var, hem de eskilerden özlediğimiz isimler vardı ki bunlardan bir tanesini özellikle çok ama çok seveceğinizi tahmin ediyorum. Ona geçmeden önce yine yeni tanıştığımız isimlerden biri, aslına bakarsanız Amerika'da şu sıralarda özellikle en çok tutulan kadın vokallerden biri. Özellikle So You Think You Can Dance yarışmasıyla ismini duyurdu. Çünkü bu yarışmada onun pek çok şarkısı kullanıldı. Onun şarkıları eşliğinde başta Mia Michaels ve Ters Teori olmak. Rasmus ekranlarınız ailelerinde Sheroz'la karşınıza çıktı. Rock'n'Coke'a geldiklerinde sene 2004'tü. Ben de üniversite 1'deydim. Amy Winehouse Dream TV ekranlarında sizlerle birlikteydi. Bence en güzel şarkısı Tears Dry On Their Own'la karşınıza geldi. Dünya üzerinde bir daha biri bana kimse aşktan ölmemiş derse buna Amy Winehouse örneğini vereceğim arkadaşlar. Gerçekten bana kalırsa Amy Winehouse aşktan öldü, aşk acısından öldü, fazla sevgiden öldü.